Merhaba arkadaşlar. Şimdi o da arkadaşımla beraber duo bir şekilde Santo Panikale Savaşı'nı yapacağız. Aslında tek başına da yapabilirdim ama birlikte yapmak istedik. Çünkü bu böyle bir seri yapacağız onunla. Hapishaneyi de çekeceğiz. Güncellemeden sonra gelecek büyük alanlara da çekeceğiz. Büyük dediğim işte çay partisini falan. O yüzden ikili ikili yapmaya devam ediyoruz. Size iyi seyirler diliyorum. Şimdi en başta alev makinesi kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ve ileride tutan zombiler var. O tutan zombilere red data sıkmanız lazım. Bir de eğer iki kişi yapıyoruz ya biz. Hani birimizi daha tutarsa çok büyük sıkıntı olacak. Onun için şu şekilde burayı hemen çözüyoruz. Buradan böyle yavaştan. Gördüğünüz gibi bu zombiler tutuyor arkadaşlar. Bu şekilde. Onun için ilk önce o zombilere odaklanmanız gerekiyor. Bazı yerlerde sakinleştirici kullanırsanız sizin için de çok avantajlı olacaktır. Bu şekilde. Bu minibosun içerisinden anahtarı almayı unutmayın, yoksa yatı çalıştıramazsınız. Bir de şundan bahsetmek istiyorum sizlere bir tavsiye olarak. Difüzörlerinizde siz kalkan veya sakinleştirici kullanıyorsanız, o da arkadaşınız veyahut kiminle yapıyorsanız, onların T hormonu kullanmasını ve yine kalkan kullanmasını tavsiye ediyorum. Burada bu topları öldürmeniz, patlatmanız gerekiyor daha doğrusu. Topları patlattığınız zaman yatın daha az hasar almasını sağlayacaksınız. Aynı şekilde etraftaki zaten köpek balıklarını öldürmeniz gerekiyor. Bunu da biliyorsunuz. Kısımda tüm dondurucuları çalıştırmanızı kesinlikle gerek yok. Sadece şu tutan zombilerin olduğu yerdekleri yapmanız gerekiyor ve o zombileri öldürmeniz gerekiyor. Dondurucuları çalıştırmak için bundan bahsediyorum şu anda. Buralardan muzzle'la falan geçebiliyorsunuz bazen ama bazen geçemiyorsunuz. Nedenini bilmiyorum hala. Onu da söyleyeyim. Şimdi buradaki boss için herhangi bir tavsiye veremeyeceğim. Verebileceğim en büyük tavsiye ise T hormonu kullanmanız olacak ve ekstra olarak şu yanda gördüğünüz dondurucuları kullanarak dondurabilirsiniz. Ve yan silah kullandığınız zaman gerçekten çok fazla hasar atabiliyorsunuz tek seferde. Ben yan silahımla 22k falan vurduğumu hatırlıyorum. Bunlar, burada ne işi var ya? Yan silahımla 22 falan vurduğumu hatırlıyorum. Gördüğünüz gibi ilk önce bunu kullanacağım. Ondan sonra donduktan sonra beraber öldüreceğiz.
burada çıkan böcekler. Böcek değil bu. Ne? Kol. Bunların adı kol olsun. Bu kolları vurmanız gerekiyor. Yoksa sizi tutuyor. Gitmenize de izin vermiyor asla. Öldürene kadar bırakmıyor yani. Ya kendisi ölecek ya sizin öldürmeniz gerekiyor. Buraya kalkan ve tiyo ormanı atarak devam edebilirsiniz. Yine alev makinesi kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ama bir kişinin asansörü onarması gerekiyor. O yüzden tek kişi orayı biraz zor tutacak. Eskiden barikat sistemini kullanabiliyorduk. Barikat kurarak yapabiliyorduk. Şu anda barikat kurulur mu gerçekten bilmiyorum. Çünkü zombiler ard arda geliyor. O kısa süre içerisinde de kurmaya izin vermiyor sanırım barikatı. Bu şekilde buraya cephane kutusu kuruyorsunuz. Cephane kutusunu kurduktan sonra altınıza tiyo ormanı atıyorsunuz. Ve bu şekilde cephane kutusundan cephaneyi doldur yaptığınız zaman şey yapıyor size. Hiç şarjör değiştirmeden hızlı bir şekilde devam edebiliyorsunuz. Bunu da tavsiye ediyorum gençler. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Thank you.